Anladım, anladım. Tamam, sen Murat'cığım şey yap da. Allah. 12. sınıf öğrencisiyim. 9. sınıfın son döneminde başladım Boçya'ya. Boçya'ya önce herkes gibi ben de bir yabancı olarak başladım tabii. Biraz şeydi, başlangıcımda ailem karşıydı mesela. Akademik başarı istiyorlardı. Ben de işte Emre Hoca ile tanıştım. Emre Hoca sayesinde biraz daha ilerledim. Yeteneğimin olduğunu fark etti Emre Hoca. O yüzden bana her akşam işte vurmalar yaptırıyordu. Ondan sonra birçok top verdi bana. Toplarla evde çalışıyordum. İşte akademik başarıyken orada da bir başarı elde ettim. Antalya'daki maçlara gittim. İşte yol parasıymış vesaireymiş. Onlarla işte inşaattaki çalıştığım parayla orada yolumuzu karşıladık, ihtiyaçlarımızı karşıladık. Ondan sonra çalıştım, inşaatta da çalıştım bol bol. Akşam gelirken antrenman yapıyordum. Günü geliyordu hiç uyumadan direkt yine inşaatta gidiyordum. Sabah kalkıyorum, 5-5.30 gibi kalkıyorum. İnşaata gidiyoruz, 6-6.30 vesaire işte kahvaltı, öğlen yemeği falan derken eve geldiğimizde saat 8.30-9'u buluyor. 8.30'da işte sokak lambasının önünde işte arkadaşları topluyoruz. Ben, 3. olan Esat Çelik, 6. olan İsa Erdemir ile beraber işte üçümüz kuzen olduğumuz için beraber akşamları çalışıyoruz. Sağ konusuna gelirsek, sağ konusunda okulda biz çalışma yaptık, bir çalışma. Emre Hoca sağ olsun bize taş ocaklarından bir kamyon kum çakıl istedi. O çakılı getirdik. İşte bizim okulda çimenlik arazi olduğu için o çimeni 1,5 ayda hepimiz söktük. Boçeciler olarak, Herek Anadolu Lisesi Boçecileri olarak. İşte ondan sonra o çakılı söktükten sonra çakılı serdik. Çakıldan sonra işte Emre Hoca bir aletler falan getirdi. O aletleri işte o aletlerle beraber yaptık. Teneffüs aralarında olsun çalıştık. Saat 11-12 gibi eve gelip yatıyoruz. Yine tekrar işe gidiyoruz sabah. Türkiye'de zaten birincilikti. Bunu yaptım. Hedefim şu an milli olup Türkiye'yi
başka ülkelerde savunmak? İlk günde Boçya'ya geldiğim zaman hiç sevmemiştim. Hiç etkimi çekmemişti. Şimdi çok seviyorum. Yani isteyen herkes başarabilir. Tabii çoğu günde antrenman yapamıyoruz. Her zaman çalışıyoruz. Bir dinlenme günümüz bile yok. Biz alıştık bir kere artık. Sadece okul olduğu zaman akşamları okuldan çıkıyoruz. Gidip antrenman yapıyoruz. Ve işten geldiğim zaman, cumartesi, pazar, işten geldiğim zaman akşam bir saat ya da yarım saat antrenman yapabiliyoruz. Ve ondan sonra tatiller zaten hep işten geçiyor. Hep iş yapıyoruz. Bazen iş olmadığı zaman antrenman yapabiliyoruz. Ve sonuç Türkiye üçüncüsü olduk. Maça gittik. Emre hocama teşekkürler ediyorum. Görüyorsunuz zaten hep çimende oynuyoruz. Saha yok. Bir de çok top yok. Ondan dolayı daha fazla antrenman yapamıyoruz. Ondan dolayı. Boçeli Emre Hoca sayesinde tanıştım. 2 senedir Boçeli'ye uğraşıyorum zaten. Boş zamanlarımda boç oynamaya çalışıyoruz ama herhangi bir okulda sahamız yokken Emre Hoca elimize kazma kürek verdi. Okulda kazma kürekle sağ yaptık. Bir ay ya da bir buçuk ay sürdü. Emre Hoca sağ olsun bize mıcır başka yerden mıcır fabrikasından mıcır getirdiği sağ kurduk. Öyle başladık kuzenimlerimle. Ben Ömer Esat beraber hocama da biri sıkıldığı zaman diğeri hadi dayanalım az kaldı turnuvaya. Kendi emeklerimizle zaten maçlara çıktık. Herhangi bir maddi destek hiçbir yerden almadık. Hafta sonları inşaatta çalışarak gerektiği yerde cuma günü okul çıkışı direkt inşaatta gidip orada çalışıp kazandığımız parayla Türkiye maçlarına falan gidiyorduk. Grup maçlarına gidiyorduk. Ama bu ne kadar sürebilir ki ama işte bir yerden bir yere kadar gittik. Çok şükür bugünlerde girebildik. Ya önceden bu sporu anlamadığımız için, bilmediğimiz için karşı çıktı. Sonradan sağ olsun hocamız Emre Hoca işte götürüp getirdi, emek verdi. Sonradan kendi imkanlarıyla gidip geldiler. Maddi yönünde fazla elverişli bir durum olmadığı için inşaatta çalışıp gidip geliyoruz. Çalıştılar yani hem inşaat hem spor. Başarı oldular. Başta hocamız Allah razı olsun bayağı bir emeği var. Gençlerin de gayreti var. İyi Allah'a şükür şu an bir yere geldiler. Önceden destek çıkmadık. Kendi şeylerle gidip geldiler. Derece aldılar. İşte sonuna kadar arkalarındayız. Allah'a şükür şu an derece aldılar. Biz de bununla ilgili gurur duyuyoruz yani.